Merhaba arkadaşlar, Tuna Işık TV için bugün Kocaeli yorumlarını yorumlayacağız. Sadece bir koşu bizde, o da birinci koşu. Onunla ilgili de yorumları yapacağım. Şartlı 5-1 mücadele saat 17.15'te başlayacak. Bakıldığında Araplara ait olan bu yarışta 4 büyük ara Araplar koşsa da 4 yaşında hiçbir safkan yok. Hani handikap puanları da yüksek isimler var burada. Yarışta da büyük ihtimalle Hızlı Emel'in çok favori çıkacağı bir yarış olacak. Hızlı Emel'de yarış kazanma karakteri zayıf olan bir isim ama bakıldığında uygun da bir gruba düşmüş. Daha önce koştuğu 3-4 yarışında da bu tarz bir grupta değildi. Hep geçirecek bir isim de buluyordu. Yani için ben alternatif banko adayım. 5 numaralı Hızlı Emel olacak. Fakat yanında ben rakip de önereceğim. Bu isimlerin de başında 4 numaralı Fırat Baba gelecek. Veda da bir şeştiğinde sahaya çıkacak olan Safkan. Son katıldığı kısa vadede 6 yarışının arkasından bugün şart 4 bir mücadelede Hızlı Emel'in en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. Üstünde de Veda Dabiş gibi bir detay var. Yine burada koşunun en büyük sürprizini yapabilecek ismi de 3 numaralı Erdoğdu olduğunu düşünüyorum. Son yarışına da aldanmayın. Safkan'ın bir önce koştuğu ve 1900'ünü 2.15 gibi bir dereceyle bitirdiği yarışı var. Ve Kocaeli pistinde sever. Yani için 5 numara Hızlı Emel benim alternatif banko adayım. Hani tek yazılabilir ama yarış kazanma karakteri biraz zayıf olduğu için ben 4 numaralı Fırat Baba ve koşunun da sürprizini 3 numaralı Erdoğdu'dan bekliyorum. Erdoğdu da Kadirlerle 5'te 2 yapmıştı. Bu Safkan'da tanıyan bir aplantisi var, onu da söyleyeyim. Hepinize şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Tuna Işık TV ailesinden size de selamlar. Selamlar arkadaşlar. Yarın 25 Ocak 2024 günlerden Perşembe 9 koşulu Kocaeli programıyla yine sizlerle beraberiz. Ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV izleyicilerine ve tüm abonelerine yardımcı olabilmesi adına birinci altına denk gelen ikinci koşuyu yorumlamaya çalıştım. 10 adet 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 kum pist mücadelesinde bir alternatif banko, rakip arayanlara da 4 rakip önereceğim. Toplamda 5 atla geçmeye çalışacağız. 1 numara Cafer Bey alternatif banko, rakip arayanlara 4 numara Çakırlar, 6 numara Utkucuk, 5 numara King of the Night ve son olarak 2 numara El Patron'u sizlere öneriyorum. Benden önceki ve benden sonraki bütün başarılı yorumcu arkadaşlara tekrardan selamlarımı sunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Merhaba sevgili Tuna Işık TV izleyenleri. 25 Ocak 2024 Kocaeli 3. koşuda birlikteyiz. Şartlı 5 mücadele 2000 metre kum pistte koşulacak. 4 yukarı İngiltere'ye ait. Yarışa 6 safkan kayıtlı. Öne çıkan aslında 3 tane safkan var. Bunlar 1 numara Avalanş, 3 numara Kaybi ve 4 numara Kuampo. Yarışın şöyle baktığımızda ağır tempoda geçeceğine inanıyorum ben koşunun. Ama önceliğim benim, eğer koşuda kafaya gidenin arkasında 2-2 takip edip virajda etkili ataklarıyla gelecek olan ve kantarmasını iyi tanıyan, özellikle Hışman Çizit İdaresi'nde 1 numara Avalanş benim ilk tuttuğum attır. Evet, Kayı Bey'ini soracaklar. Kayı Bey gerçekten formunun zirvesinde, 8 yaşında yeni sahiplerinde gayet iyi koşuyor. Akın Suzan İdaresi'nde, ama bu mesafede belki biraz zorlanacağına inanıyorum Kayı Bey'inin. Size ikinci sıradan da Kayı Bey'i öneriyorum. Dileyen dostlarımız Avalanş'ı banko olarak değerlendirebilir. Rakibi ve sadece 3 numaralı Kaybı'yı. Kuampo eğer o sprintini ayarlarsa belki diyorum ama hani Avalanş eğer 2 gidip virajda arttırdığı zaman rahatlıkla kazanacağına ben inanıyorum. Avalanş öncelikle değerlendirmenizi söylüyorum. Daha sonra rakip 3 numaralı Kaybı'yı. Hepinize Kocaeli at yarışlarında bol şanslar dilerim. Herkese merhaba. Kocaeli 4. koşuyu yorumlayacağım sizler için. Toplamda 3 isimle geçeceğim burayı. Favorim 11 numaralı Orijinal olacak. Orijinal'in özellikle son 2 yarışı forma girdiğini gösteriyor. 2 tane üçüncülük de geliyor buraya. Son yarışını izlediğinizde viraja çok rahat geldi. Çok da rahat döndü virajı. Birincisi de ona güvenerek atı erken ön plana çıkardı. Erken aldı liderliği ve sonlarda temposu düşerek 2 tane dışından gelen 2 rakibe avlandı. Paris Sözdemi ve Katre Tanesi gibi 2 tane iyi isme geçildi. Toplam dereceye baktığınızda da bu gruba yetebilecek bir dereceyle 3. oldu. Ve bu yarışa 1000 metre işte hazırlanmış. Gayet hazır durumda. Eğer son yarışındaki hataya düşmezse binisi, erken yürütmezse atı, Orijinal buranın kazananı olacaktır. İkinci sıradan da 4 numaralı Can Bey'den bahsedeceğim. Bu isim de bir İstanbul'a bir Kocaeli'de start alan isim.
Kocaeli'de start aldığı yarışlarda erkek rakiplerle mücadele etmiş. Özellikle son üçüncülüğünde Trapper ve Ayhan Bey'im gibi iki tane iyi isme geçilmiş. O da taktik gereği ikinci, üçüncü ligde giden yarışı ön grubun hemen arkasında takip eden bir isim. Bu yarışta da 10 numaralı Nasalım'ın aldığı liderlikte Can Bey'im. İkincilikte, üçüncülükte dönecektir virajı. O da doğru yerde yürürse eğer, ki bu sefer üzerinde Eray Çizik var. Daha formda bir jockey, daha deneyimli bir jockey. O da mutlaka burada şanslı isimlerden olacaktır. Doğru yerde yürürse 11 numara orijinalin en ciddi rakibi olacaktır. Son sıradan da sürpriz bir isimden bahsedeceğim size. 8 numara Lucien. Bu isim yarın son yarışından dolayı tutulmayacaktır. Çok gerilerde çıkacaktır. Fakat son yarışı neden kötü koştuğuna bakalım. O gün Dilbağ ilavesi almıştı. Mehmet Kaya vardı üzerinde. Ve erkek rakiplerinin yanında koşuyordu. Mehmet Kaya'nın klasik taktiği virajlar dönülmeden liderliği alıp 4 boyu 5 boyla yarışı çalmaya gitti son yarışında Lucien. Ama gücü buna yetmedi. O kadar uzun sprinti kaldıramadı. O günkü rakiplerine baktığımızda koşuda iyi isimler vardı. Enver Kan yarışı kazanmıştı. Çakarman ki geçen %50 AGF çıkmıştı. Çakarman o yarışın ikincisi. Kunya dördüncüsü. İstanbul'a start oluyor favorilerden. Sonra yarışın beşincisi Hastarkan İzmir'e gitti, yarış kazandı. Yani böyle rakiplerin yanında o uyguladığı taktik tutmadı. Yarın üstünde Gökhan Bektaş var. Eğer sprint mesafesini kısaltırsa bu yarışı Lucien de kazanabilir. Bir sürpriz şansı var ki son 1000 metre işini 1000'li 1.10 son 27'yi rahat yapmış. Çok akışlı gözüküyordu idman sahasında. Toplamda 3 isim. 11 numaralı orijinal favorim, 4 numaralı Can Bey'li ikinci atım ve son sıradan da sürprizde 8 numaralı Lucien diyeceğim. Ben buraya 3 atla geçeceğim. Sadece dışarıda 1 numaralı Asuman Hanım kalıyor. Ben kendi altınıma yazmayacağım ama yeri olanlar değerlendirebilir. Yani Murat Keçeci var üstünde. Henüz 12 yarış binmiş bir apranti. O yüzden ben altınımda eledim. Çünkü Kocaeli zor bir program yarın. Ne kadar az atla geçersek daha iyi. Dediğim gibi 3 at, 1 at da dileyenler yazabilirler. Herkese bol şanslar. Değerli dostlar, günün 5. koşusundayız. Günün 5. koşusunda ben yorumlayacağım sizlere. Handikap 16, 4 yukarı İngilizlerin 1200 kumdaki yarışı. Yarış süratle gidecek 1 numaralı Özay Suzanana ve 9 numaralı Topaç Selahattin yarışı süratlendirecek isimlerdir. Benim uygun kilosuyla ilk atım 8 numaralı Asil Utku olacak. Yarışın süratle gitmesi halinde sonlardaki hatayla kendine ilk şansı yaratacak isim bu diye düşünüyorum ben. 8 numaralı Asil Utku, pardon. Sonrasında 9 numaralı Topaç Selahattin her an kesmeyebilir. Çünkü kilosu 51. Tamam, Özel Suzan'ın da 61 kilo ama Topaç Selahattin de süratli stiliyle bitirmeye çalışacaktır. Ben 51 kilo ile onu da yazacağım. Sonrasında 1 numaralı Özay Suzanana 61 kilo olmasına rağmen rakipler biraz böyle dişine göre Özay Suzanaya da bir şans vereceğim. Ve son olarak geçen yarışın yeni sprintle kazanan 3 numaralı Sikroni City diğer şans vereceğim isimdir sevgili dostlar. Ben burada 8, 9, 1 ve 4 sıralamasıyla günün 5. koşusunu geçmeyi planlıyorum. Benden önce ve sonra yorum yapan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ederim. Hepsinin emeklerine sağlık. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yayından çıkmadan önce beğeni butonuna basarsanız memnun olurum. Kanalımızı ilk defa izleyenler varsa, onlar da kanalımıza abone olurlarsa, bizlere destek olursa ücretsiz bir şekilde memnun olurum. Teşekkür ederim herkese. İyi seyirler. Merhaba Tonaşık TV ailesi. Ben size bugün Kocaeli 6. koşudan bahsedeceğim. Benden önce çıkan ve benden sonra çıkacak arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Benim burada ilk şans safkanım ve alternatif banko adayım olan 7 numaralı Dunganga. Son yarışını çok beğendim ben bu safkanın. Anne tarafına baktığımız zaman Pavel Scott uzun mesafe kaba kumu yapabilecek bir kapasiteye sahip. Benim alternatif banko adayım. Rakip olarak ilk 2 numaralı Selanik esintisi diyeceğim.
Son galopunda bindi 1-0-1'lerin içinde koşarken adeta göz doldurdu. Son olarak bir numaralı Adem Ceylan etkisiyle etkili koşacağına inandım. Kilo indirimine giden bir numaralı Var Commander. Sıralamam 7 numara Alternatif Banko adayım. Rakip ikisi Selanik kesintisi ve bir numaralı Var Commander. Herkese bol şanslar. Yazdığınız ganyan olsun. Arkadaşlar merhabalar. Selamlar. Yarın 25 Ocak Perşembe Kocaeli yarışlarının 7. koşusunu sizin için yorumlamaya çalışacağım. Baktığımız zaman az atlı bir yarış. 4 at koşuyor. Burada bilinen üstün süratiyle 3 numaralı Kudretli Tay'ı görüyoruz. Bir de aynı stile yakın Tuncer var ama ben Kudretli Tay'ın serilik bakımından Tuncer'den çok daha seri bir at olduğunu düşünüyorum. Temposunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Evet diyen dostlarımız olabilir. Tuncer son yarışında İzmir'de kaçtı kazandı ama Doğanan gibi bir seri rakibi Tuncer'e müsaade edince buyur kaç dedi. Tuncer de ona rağmen iterek liderliği aldığını hepimiz gördük. Yani eski sureti yok. Eskiden kaçıyordu 3 yaşında ama çoğu zaman da beklediğini de görüyoruz. Yarın 4. kulvardan çıkan 3 numaralı Kudretli Tay çok daha seri başlayıp sert temposunu Tuncer'e kabullendirecektir. Düzlükte de her ne kadar Tuncer Kudretli Tay'ı kaçırmamaya çalışacaksa onun koyacağı o sert temponun Tuncer'i dağıtacağını düşünüyorum. Arka tarafa baktığımız zaman da bir dezavantajlı başlayan yarışa Köy Ağası Demir var. Kazanma bakımından biraz zayıf karakteri var. Bir de Aslan Soylu'yu görüyoruz. Onun da sprinti kısa. Muhtemelen Tuncer'in arkasına konumlanıp düzlük atakları gerçekleştirecektir. Ama ben Kudretli Tay'ın dediğim gibi Tuncer'e direneceğini, arka taraftan da hiçbir rakibinden sprint yemeyip kazanacağını düşünüyorum. Ekstra bir parantez açmam gerekirse son yarışı Kudretli Tay'ın 1500'lü ve Trakus'a dikkatli gözler dikkat etmiştir. İnanılmaz sert tempo koyup düzlükte de adeta bir kere daha ikinci nefes yapıp ayırdı. Ben kazanış biçimini form olarak da Kudretli Tay'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yarın da gidişat avantajı da söz konusu. Açıkçası ben Kudretli Tay'ın bu rakiplere beyaz bayrak ayna yapmasını ve kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Kudretli Tay size önereceğim net bankomdur. Herkese bol şanslar diliyorum. Merhaba Tuna. Yarın akşam 8. koşu Kocaeli dişilere ait 1400 maiden koşusunu yorumlamak bana düştü. Benden önceki ve benden sonraki tüm yorumcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben burada en son koşusunda İstanbul'da 1500 metrede Cemal Tunal'a 8. olurken beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan bir 2 numaralı Kate tanesi var. Fakat bundan önceki Bursa yarışında 1400 metre mesafede koştuğunda Akın Özden idaresinde çok iyi bir başlangıç yapıp son virajı döndükten sonra orta kulvardan gelip birinciliğe doğru adım atarken dışından gelen çok güçlü bir sprint atan Paris Özlemi'ne fotoda birinciliği bırakmıştı ve fotoğraf finish ayırmıştı birinciyi ve ikinciyi. Ben bu nedenle yarın 61 kilo da olsa Mustafa Fişek idaresinde 2 numaralı Katre tanesinin meydana veda etmesini bekliyorum. Tuna Şık TV izleyicilerine net bankolar gönderiyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalı Tuna Şık TV'de 9. koşuyu sizlere ait hani ben yorumlamaya çalışacağım. Yalnız şu an aklınızdayken hemen bir beğeni yaparsanız kanalımıza ve abone olursanız memnun olurum. Bunlar tamamen ücretsiz. Günün 9. koşusu Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1500 kumdaki yarışı. 10 numaralı Eliza, 16 numaralı Çubuk kızıyla yarışa ekürü olarak katılacak. Diğer 8 koşudaki yorumcu arkadaşlarıma sizlerin huzurunda da teşekkür ederim. Onların katkılarıyla 8 koşuyu bıraktık. 9. koşuda ben de burada sizlere çok riskli bir banko önereceğim. Kendi WhatsApp grubuma katıl üyelerime net vereceğim bu bankoyu. Fakat sonaya kadar getirip hüsrana uğrar mıyız onu bilmiyorum. İnşallah yanılmayacağım. İnanıyorum 2 gündür de bu atı özellikle çalıştım. Ve yine yanına at yazmak istemedim. Sizlere net banko olarak önereceğim. 3 numaralı Sultan Nene. Yarın üzerinde benim sizlere önereceğim net banko. Umarım apprentice de bizleri yanıltmaz. Zaten daha önce binmiş üzerine. Kazanmışlığı da var. İnanıyorum bu isme. Çok zor bir yarış. 16 atın start aldığı bir yarışta böyle bir bankoyu vermek riskli ama ben inandım. Tek yazacağım. Sizlerden de inananlar varsa aranızda tek yazabilirsiniz. Kazanamasa da lütfen bana kızmayın. Ben buna inandım. Bunu tek yazıyorum. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. İyi seyirler.